Herkese merhaba. Bugün yeni bir vlogla karşı karşıyayız. Yanımda sevgili arkadaş Aytekin var. Bugün Güzelyalı'ya gitmeye çalışacağız. Gidebilecek miyiz bilmiyoruz. Otobüs kullanmak yok. Yürümek yok. Büyük ihtimal otostopa kaldık. Hazırlıklarımız o yönde ama gerçekleştirebilecek miyiz bilmiyoruz. Çünkü Covid var. Arabalarını alacaklar mı bilmiyoruz. Deneyeceğiz. Bakacağız. Evet, yola çıktık. Aytekin'le beraber. Aytekin, sence otostopla bizi alacaklar mı? Ne düşünüyorsun? Daha önce birçok kez denedik. Bu konuda başarılı olduğumuzu biliyorum ama Covid'den dolayı bugün nasıl olur bilmiyorum. Bakalım, deneyeceğiz. Yani ben çok pozitif enerji yolluyorum gökyüzüne. Yeni türedi bu da ama bizi alacaklarını aslında düşünüyorum. Tamam. Şimdi ne taraf? Kepez'den mi çekelim otostopu yoksa yol üzerinden mi çekelim? Ne düşünüyorsun? Kepez'e doğru gidelim ama yol üzerinden çekmeye devam edelim. Tamam. Arkadaşlar, sizi otostop çekme görüntülerinde gösteririz. Şimdilik yolumuza devam ediyoruz. Evet, arkamızda tepede Çanakkale Üniversitesi mevcut. Orada yaklaşık 3,5 sene okudum. Bir senede uzatmalı okuduk. Tam şurada göstereyim. Şu köprünün arkasında kalıyor. Biz Kepez'e doğru şu an ilerliyoruz. Kepez'den çekeceğiz. Size bir sonraki videolarda Çanakkale'de öğrenci hayatı, üniversite, yurt konuları hakkında da bilgiler verebilirim isterseniz. Yorumlara, açıklama kısmına merak ettiklerinizi yazıp bu konularda sizi bilgilendirebilirim. Şimdilik yine otostop çekeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Oralarda da size çekimlerimi göstereceğim. Otostopa başladık. Arkadaşlar, otostop çekmemiz sonucu verdi. İzzet arkadaşımız aldı bizi. Teşekkür ederiz. Şimdi Güzelyalı tarafına doğru gidiyoruz. Hava biraz bulutlu ama yağmur olacağını sanmıyorum. Havanın durumu gayet iyi. Güzelyalı tarafında görüşürüz tekrardan. Arkadaşlar, Güzelyalı'ya geldik. Gerçekten vazgeçiyordum. Aytekin de bunu az önce kamera arkasında dile getirdi. Ben biraz zorladım şansımı. Evet. Bir de evrene dedik, pozitif enerji yollamıştık. Oldu yani. Vazgeçiyorduk ki son anda. Hatta İzzet arkadaşımız, Allah razı olsun, Güzelyalı'ya girmeyecekmiş. Bıraktı bizi. İşte Çanakkale'de böyle güzel insanlar da var. Size yardımcı oluyorlar. Şimdi tesise giriyoruz. Ben 2 sene önce mi buraya gelmiştim ve tesisteki şeyler ücretsiz. Tesise girmek ücretsiz. Onları da aktarayım. Tuvaletiniz var, soyunma yeriniz var, duş alma yeriniz var, tuvalet falan hepsi ücretsiz. Sadece oturma yerleriniz de var şöyle. Oturup çay, kahve, atıyorum soğuk şeyler, yiyecek bir şeyler alıp yiyip içebiliyorsunuz. Sadece şezlonglar paralı. O da 2 sene önce 7,5 liraydı. Şimdi ne kadar bilmiyorum. Biz şezlonga oturmayız büyük bir ihtimalle. Çocuklar için park alanı da var. Gerçekten çok büyük bir yer. Şezlong tarafları çimlerin üzerinde gördüğünüz gibi var. Şöyle denizi de bakacağız. Güzeldi en son. Bu misilaj olaylarından sonra şu an temiz gözüküyor. Sen ne diyorsun Aytekin? Sence nasıl buldun bu yere? Güzelyalı'ya? Şu an güzel. Deniz de gayet iyi görünüyor. Açıkçası bu kadar güzel beklemiyordum. Şu an temiz görünüyor. İnşallah iyidir. İnşallah birazdan... Arada biraz serin gibi ama Gerçi grup birinde size oluyor yine. Aynen. Yani bugün güzel bir yüzme yapacağız. Ve yanmadan yapacağız bir. Evet. Saat 2 civarı şu an. Bakacağız. Arkadaşlar, yılın ilk denizine açılışına başlayacağım. Deniz güzele benziyor. Yakın olduk. Şimdi siz de onları tanıklık edeceksiniz bakalım. Denizi zaten görüyorsunuz. Şezlong bölümü burası. 10-15 lira fiyatları vardır. Ücretsiz olarak da kumlara yerleşebiliyorsunuz. Denizi zaten buradan görüyorsunuzdur az buçuk. 10 numara denizi var. Üstelik duş alma yerleri, üstünüzü değiştirebileceğiniz yerler ücretsiz. Şimdi biz Aytekin'le masada oturuyoruz, bir şeyler içeceğiz. Ücretini de göstereceğim. Yemek yeme yerleri de var. Onlar tabi ücretlerini size aktarmaya çalışacağım. Arkada çocuk alanı mevcut. Burada eğer çocuğunuzla beraber gelirseniz burada da bu güzelliklerden yararlanabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Arkadaşlar şimdi yemek siparişini verdik. Ben bomba, patates ayran, Aytekin peynirli gözleme, patates ile ayran. Yaklaşık 25,5 Aytekin'e 22 lira tutmuş. Şöyle bir şey de göstereyim. Fiyatlar gerçekten ortalama güzel yani. Tek pahalı ile ucuz. Ortalama fiyat. Şimdi biz yemekleri yiyeceğiz. Görüşürüz. Arkadaşlar Güzelyalı'da yazlık tür evler, butik oteller diyebileceğimiz birçok yer mevcut. Eğer siz bir haftalık veya 3-4 günlük bir tatil planınız varsa buradaki butik otellerden, Güzelyalı Halk Plajı'nın yakınlarındaki yerlerden, özellikle mesela şöyle şu tip evler var, burada evler var, güzel bir şekilde kalabilirsiniz. Fiyatları da yaklaşık 300 ila 500 lira arası, en son değişiyordu. Şu anki fiyatları bilmiyorum. İnternetten bakıp öğrenebilirsiniz. Yollar, sokak araları mükemmel zaten. Gerçekten tam bir tatil yeri gibi diyebileceğim bir yer. Arka taraflarda Migros'u, diğer market türleri, her şey mevcut. İsterseniz kamp atacaksanız da, yani kamp yapacaksanız da çadırınızı alıp mesire alanları mevcut. Veya hiç ücret ödemek istemiyorum derseniz de yol kenarlarında çimenlik alanlar da mevcut. Oralara da öğrenci kardeşleriniz veya kamp tutmadan oraya kampa çadırınızı kurabilirsiniz. Ayrıyeten Güzelyalı tarafına gelmek istiyorsanız merkezden Ç11G'ye veya AVM'nin önünden 17 buradan önünden Ç11G'ye binip Halk Plajı'nın son durağında inebilirsiniz. Poz ver. Poz ver. Aferin. Arkadaşlar bugün Güzelyalı gezimizi tamamlamış bulunuyoruz. Arkamda çok güzel bir manzara bulunmakta Güzelyalı'da. Sizlere bugün hem Güzelyalı'da yaşadığım anıları, Güzelyalı Halk Plajı'nı nasıl gelebileceğinizi, etrafında neler bulabileceğinizi, sizin nelerin beklediğini anlatmaya çalıştım. Biz de eğlendik, güzel vakit geçirdik. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Videolarıma like atarak, abone olarak, yorumlar yazarak bana destekte bulunabilirsiniz. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen dediğim gibi like atmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı özellikle rica ediyorum. Lütfen paylaşırsanız sevinirim. Sevdiyseniz tabii. Sevmediyseniz kapatın. Ortasında kapatın direkt. Buraya kadar gelmemiş bile gelmemişsinizdir. Ben sizi manzarayla baş başa bırakarak bitiriyorum videoyu. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal, esen kalın. Hadi. What the hell is going on down there?